Alevilik Kürt olmaz diye. Şimdi bak, teorik olarak tabii ki olur. Vahdettin ismini Muhtemelen bir babana Türk... çok tuhaf geliyor mesela. Olur olur olur. Hayır. Alevilik babadan ya da anneden geçiyor mevzusu da çok tuhaf geliyor. Şimdi onunla ilgili bir bilgi geldi. Akademik bilgi geldi. Bir şey söyleyeceğim. Alevilik bir İslam mezhebi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Tamam, İslam mezhebi de ya babadan oğula geçen bir İslam mezhebi. İslam, bir dakika. Seyitlik mesela. O heterodoks ama. Heterodoks seyitlik, İslam. Seyitlik başka bir şey abi. Seyitlik mezhep değil ya. Soy, tamam ama o da soy. Alevilik ama heterodoks İslam. Alevilik de netice itibariyle sen Müslümanım diyorsun. Müteşabih ayetleri bir bakış açısı. Sen ben Şii olabiliriz. Bak, bir bakış netice itibariyle Alevilik. Yani Allah'ın bizlere göndermiş olduğu işte, Kur'an'daki yoruma açık Türkiye Aleviliğinde, Ali'siz Alevilik diye bir ekol var. O daha farklı bir ya, şey. O bambaşka ben bir şimdi şey. Şöyle, şimdi demin Sabri Bey kardeşim dedi ya, Kürt Alevi olmaz diye bir şey. Ben de dedim ki ya, hani Türk Vahdettin diye bir Türk yoktur. O laf şöyle tehlikeli. Mehmet Sabri gözetildi ama Kürt'ün Alevisi olmaz tezi Yusuf Alaçoğlu der. Niye? Bunlar Ermenidir demek istiyor. Hayır. Yusuf şey Alaçoğlu derdi hayır, ki Kürt'ün Alevisi Kürtler olmaz. Kürtler Sünni'dir. Ermeniler ağırlık diyor. Ağırlık olarak da Şafi'dir. Ermeniler ben diyor, realiteyi söylüyorum. Ermeniler söylüyorum. Diyor. Ermeniler diyor. Katliamdan kurtulanlar. Tam genelde doğru. Alevi olduğu için ve o bölgede de Kürtleştiği doğru için. Doğru ama. Teknik olarak tez doğru ama. Doğru söylüyorum. Bunu bilimsel olarak ifade etmek var. Bir de ötekileştirmek hayır, var. Hayır. Dersimli şimdi Ermeni. Bak, ben ne diyorum? Diyorum ki biz kendimi de içine dahil ediyorum. Çok özel, evet. Ben eziyim diyorum. Vahdettin'i koyamadım. Ben çocuğuma Vahdettin ismi koyamadığım için Vahdettin Albayrak olacak diyoruz. Mesela, İsmail Mirsad. Ama bunu diyorum ki ben değil. Zorlanır diye düşündüm. Tabii zorlanır. Ezilir çocuk toplumda. Kürtler niye? Kürtler cesur mu da? Tabii bu konuda ya. Yiğitler. İslam'a bizden daha bağlı. Kürtler yiğit ve cesur bir halktır diyor musun? Evet. Bak, Kürtler bak, cesur ve yiğit bir halktır. Diyorsun tıpkı ki Türkler gibi. Müslümanlar daha mı bağlıdırlar diyorsun? Şöyle, resmi ideolojiye Türklerden daha rahat muhalefet edebilirler. Daha mesafe var, doğal mesafe. Doğal mesafe. Türklerde yine etkilenme ben, var. Ben muhalefetlikten ziyade kendi kültürel ve inançlarına bağlılıkla daha fazla bağlıyorum, evet. Benim ismimin Büşar olması bile. Büşar da mesela, ne kadar zor olduğunu ben yaşadım. 32 yaşındayım. Anlayamıyor. Beşar diyor, Bişar diyor. O mobbingleri de yaşıyoruz. Mobbing hani, yaşadın mı Bişar? Doğrusu. Yüzlerce kere. Bak. Bir anlat mesela. Bir iki anını anlatır mısın? Televizyonda olmuş kere. Ya. Hiç ya. Bir televizyon. Ben geçiyorum. Hadi dinleme. Anlat bakalım Şeyh Said'i bize. O Bişarlık'tan değil o. O Kürt kimliğinden. Tamam. Ya, Bişar isminden mağduriyetini anlatırız. Yüzlerce bak, yüzlerce kere. Valla ben ismim adım. Hayır bak. Bişar ismini seni şöyle bak. Mesela örnek. Adam cahil bakıyor, Bişar diye isim mi olur diye bir kere bir koyuyor. Sonra da gidiyor internete bakıyor, Bişar ne demek diye. Farsça'da Bişar esir ve tutkak. Esir tutsak. Ama Farsça'da. Kürtçe'de öncü, yiğit. Öncü, yiğit abi, demek. Cengaver. Ben gittim bak, normalde Bişar'dan aynı kökten geliyor. Bilinleyelim. Bişar, of işte Farsça'da karşılığında. Yok Arapça değil. Ha, bravo. Farsça'da evet. Arapça değil. Şimdi oradaki i ile yazılır, ı ile okunur Kürtçe'de. Ben mecbur kaldım, gittim i'yi kaldırttırdım mesela. Tabii. İsminde ı yazıyor. Büşar. Nüfus cinsinde de ı yazıyor. Ben bile Büşar diyorum değil mi? Yanlış aslında diyorum. Aslında i yanlış. Büşar demek Büşar lazım. Doğru kullanım bu. Şimdi bak. Büşar ne demek peki? İşte öncü demek. Öncü, iyi, cengaver. Civan Mert gibi Farsça'daki. Civan Mert. Şimdi bak. Büşar hocam çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dileyerek. Buradan buyurun sevgili Kürt arkadaşlarım. Ben geçen hafta Bişar isminin müjde getiren değil öncü olduğunu söyleyemedim. Çünkü Mustafa hocam bir türlü izin vermedi. Lafı benim ağzıma. Devlet aydın olarak senin üzerinde devlet baskısı evet kuruyor bu Mustafa Albayrak. Ya estağfurullah, hayır hocam. Abdullah Abdullah'ın geleneğinden geliyor. Hocam şunu söyleyeyim. Bişar Farsça. Kürtçe. Bişar Farsça. Bişar Kürtçe. Yani direkt Bişar diye okunur. Yine Bişar diye yazılır ama Bişar diye okunur. Benim isim saf Kürtçe. Benim anam da Kürt, babam da saf, Kürt. Saf. Yedi düvelden Kürtüz. Yani hatta Kürtçe Şivanperver'in yazdığı şeyler Kürt var. Kürt çocuğu olabilirsin ama isim Arapça da olur. Bavelalo. Ben de Türk çocuğum ama isim Arapça. Bavelalo benim soy ağacımda şey vardır. Yani ya 6. dedem ya 7. dedem oluyor. Bu Bişar'ın Kürtçe olduğunu ispatlamaz. Şeydir. Senin annenin babanın Bişar Kürtçe'de anlam. Bişar Kürtçedir ama. Şöyle bak. Yani. Bişar'ın Kürtçe'de farklı bir anlam var. Örnek. Kütüphane diye bir sözcük yok. Kütüp Farsça, hane Arapça. Biz Türkler onu kütüphane diye. Ha mesela yani, bir şey söyleyeyim. Artık o tatçı. Kerzen ne olmuş Türkçe. Aslında Ziya Gökalp bir bunu tezide oluyor. Şey Türkçeleşmiş Türkçedir derdi. Türkçeleşmişse kütüphane Türkçe gibi görebilirsin. İstasyon artık Türkçedir derdi. Ben Bişar'ın Beşir'den geldiğini biliyordum.
Ama belki bak, Beşşar var. Beşşar ismiyle. O da aynı kökten. Aynı kökten. Mübeşşir de aynı kökten. Ama onlar Beşşar, işte Farsça, Farsça Arapça, ve Arapça üzerinden gidiyorsun sen Mustafa abi. Farsça değil. Ama Kürtçe de Farsi bir dil değil mi? Farsi bir dil. Farsi bir dil derken şöyle mesela misal veriyorum. Türkçe'de televizyon mesela değil mi? Evet. İngilizce yani net. Tabii tabii. Bir sürü yabancı kelime nasıl karışmışsa. Ki 1920'lerde Türkçe zayıf bir dildi. 20'lerde 30'larda Fransızca konuşmak moda gibiydi. İşte ne çok fazla Fransızca kelime de kaptı. Kürtçe'de tabii ki Farsça da var. İçine hatta şu anda güncel Kürtçeyi konuşsan araya Türkçe kelime atıyor adam. 2-3 çok anlıyor, çok konuşamaz. Atıyor. Sırf bana Kürtçe konuş. Mesela yok, İsmet İnönü'nün sözü var ya. Orada çok yanılıyorsun Mustafa abi ama bak o da şöyle güzel. Hayır, İsmet İnönü'nün şey. Sözü Türkçe ve adam Arapça konuşacak. İsmet İnönü'nün var. Eğer hayır. Türkçe, saf Türkçe konuşmak zorunda kalırsanız hiçbir şey konuşamazsın. Çünkü hiç Arapçadır, şey Farsçadır. Evet. Yani Kürtçede de sadece Kürtçede Türkçede de ama, öyle. Bak, ama bu, Kürtçeden de Türkçeye gelmiş bir sözcük var. Bu ara popüler oldu. Tırşıkçı. Dur bak şu çok yanlış bir şey. Var tırşıkçı kendini devlet zannedip Beylerbeyi Villa Fosforus'ta milleti topluyor. O toplamlar içerisinde o. Sayın Ali Koç'ta var mı? Ali Koç zaten onu söyledi. İtiraf geldi. Aziz Yıldırım da Aziz Bey'in öyle doğal bir dangalaklığı vardır. Pat güç söyledi. Sen daha dost değil misin? Sen efsane. Sen dostsun dedi. Sen de dostsun dedi. Not ediliyor, kaydediliyor birileri. Bu, kendini bu arada, devlet zannetmesin.